Biz bu gezegenin en karmaşık teknolojisiyiz. Bedenlerimiz binlerce yıllık evrimle bilendi. Beyinlerimiz saniyede milyarlarca hesap yapabiliyor. Besin zincirindeki yerimiz en yukarısı. Biz insanız. Fizyolojik muhteşemliğimizin önünde eğilin. Bizden korkun. <laughs> tamam, bu bizim zayıf noktamız olabilir. Yoksa değil mi? Mukus hastalandığımızda vücudumuzun salgıladığı pek de güzel olmayan şeydir. Ama aynı zamanda vücudumuzun bizi korumak için sağladığı önemli bir savunma mekanizmasıdır. Biliyor da konuşuyor. Sümük adıyla da bildiğimiz mukus aslında vücudumuzun her yerinde. İnsanın motor yağı gibi bir şey. Sadece burnumuzda değil, gözlerimizde, boğazımızda, akciğerlerimizde, midemizde, bağırsaklarımızda, aklınıza gelen her bölgemizde. Mukusu oluşturan madde vücudumuzdaki hemen hemen tüm hücrelerin arasında mevcut Ve o kadar önemli ki ondan her gün birkaç litre üretiyoruz. Ve tüm o mukus bizi çok farklı şekillerde koruyor. İlki nemlendirme. Mukus, uzun şeker dallarıyla bezeli proteinlerden oluşan bir ağ. Bu kombinasyona müsin deniyor ve müsinler inanılmaz miktarda su bağlayıp tutabiliyor. Bu çok mu önemli? Tabii ki çok önemli. Nem olmasaydı yutağımızı yırtmadan yemek yiyemezdik. Gözlerimiz kururdu ve göz bile kırpamazdık ve hava yollarımız, akciğerlerimiz ve nefes borumuz partikülleri engelleyip onlardan kurtulamazdı ki bu da beni ikinci maddeye getiriyor. Vücudumuz sürekli olarak mukus salgılar. Gözlerimiz yaşardığında, burnumuzu sildiğimizde, öksürdüğümüzde, geniz akıntımızı yuttuğumuzda veya tuvalete girdiğimizde İstenmeyen partikülleri engelleyen mukus sistemi, mikropları vücudumuza tutunmalarına fırsat vermeden silip süpüren bir oto yıkama dükkanı gibidir. Bu mısır şurubu, jelatin ve sudan yapılmaz sahte bir sümük iğrenç derecede gerçekçi. Eminim nemlendirme ve partiküllere karşı koruma işlemini gayet iyi görebilirdi. Fakat gerçek mukusta bakteri ve virüslerle savaşan bağışıklık hücreleri de bulunur. Ve müsinlerin kimyasal yapısı bakterilere tutunup kendilerini itebilecekleri tutamaklar sağlayarak bakterilerin hareket halinde olmasını sağlar. Bakteriler hareket etmeyi keserse bir araya gelip en sert antibiyotiklerin bile her zaman öldüremediği biyofilmlerden oluşturabilir. Araştırmacılar enfeksiyonları anlamak ve onlarla savaşmak için vücudumuzun doğal savunma mekanizmalarını örnek alıyor. İğrenç olsa da mukusun yapısını araştırmak antibiyotik direncinden diş çürüklerine, solunum hastalıklarından erken doğuma kadar birçok konuda bize yardımcı olabilir. Araştırma grubu bir kadının erken doğum riski taşıyıp taşımadığını mukustan faydalanarak öngörebilir miyiz onu bulmaya çalışıyor. Ve mukus öyle olduğu yerde durmuyor. Değişiyor ve çevresine adapte oluyor. Örneğin rahim boynu mukusu. Biz kadınlar belki farkında bile değiliz ama mukus rahmin mikroplara karşı korunmaktadır yardımcı olur. Fakat kadın hamile kalmak istediğinde aynı mukus spermin geçmesine bir şekilde izin vermelidir ve verir de. Kadın yumurtladığında mukus fiziksel ve biyolojik olarak buna izin verecek şekilde değişir. Ve mukus, yararlı bakteriler, sperm veya belli parçacıklar gibi şeylerin geçişine izin verdiği zaman kalıcı şekilde bozulmaz. Baştaki mekanik özelliklerini geri kazanır ve kendi kendini onarır. Bu öyle çılgınca bir şey ki, insan yapımı hiçbir malzeme bu işi bu kadar iyi veya kolayca yapabilmenin yakınından bile geçmiyor. Gördüğünüz gibi bizler dünyadaki yaşamın muhteşem örnekleriyiz. Bizler insanız. Önümüzde eğilin. Hatta bir de şunu dinleyin. Ha, bir şey. <laughs> Selam millet, ben Elizabeth. Sesli Bilim'in bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz diğer videolarımıza da bir bakın ve kanalımıza abone olun derim. Muhteşem sümük bilimine dair daha fazla bilgi edinmek isterseniz k12videos.mit.edu adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. <laughs>